Eko Türk'ten günaydın değerli izleyiciler. Sabah ekranı başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi dünkü kapanışlara göz atarak başlayacağız. Günün öne çıkan haberlerinin ayrıntılarını vereceğiz. Tabii ki bugün hangi veriler takip edilecek aktaracağız, anlatacağız ve tabii ki gündemi de konuğumuzla değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda ekonomist Zafer Özcivan yayınımıza eşlik edecek ve gündemde öne çıkan haberleri kendisiyle değerlendirmiş olacağız. Evet, düne gidelim bakalım, dün Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? Rekorlarla tamamladı, hemen belirtelim. 8486,96 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi %1,82 değer kazancıyla günü 8486,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8511,61 puana taşıdı, hemen belirtmiş olalım. BIST yüz endeksi önceki kapanışa göre 152,02 puan artarken toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %2,20, holding endeksi %2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %4,52 ile spor, en çok kaybettirense %0,70 ile tekstil deri oldu. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 145 bin puan ve üzeri %1,65 yükselişte 8942,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu değerli izleyiciler. Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibariyle dün 1832 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı günü %4,2 azalışla 1.615.000 liradan tamamladı. Londra'da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %1,5 azalışla 90,6 dolardan işlem gördü. Bugün hemen belirtelim, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD açık iş sayısı takip edilecek. Dolar TL 27,51, Euro TL 28,84, sepet kur 28,15 ve gram altın 1610 TL civarlarında diyebiliriz. Bugün hangi veriler takip edilecek? Hemen veri takvimini de paylaşalım sizlerle. Salı günü saat 10'da Türkiye Eylül ayı enflasyon oranı aylık ve yıllık veriler takip edilecek. Eylül ayı üfe yıllık, Eylül ayı üfe aylık. Hemen şöyle anlatalım. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklayacak. Geçtiğimiz ay enflasyon aylık %9,09 olarak gerçekleşmişti ve SGK ile Bağkur emeklileri Temmuz ayı için %9,49, Ağustos ayı içinde %9,09 enflasyon farkını hak etmişti. Şimdi böylece 2 ayda alacakları zam oranı %19,44 oldu. Bugün açıklanacak yeni enflasyon oranı ile birlikte bu artışın yeni artışları da eklenmiş olacak. Üzerine yeni artışlar da eklenmiş olacak, ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamlar ayrıca memur, kiracı ve ticarethane sahibi için de belirleyici olacak değerli izleyiciler. O yüzden bugün açıklanacak saat 10'da bu veriler oldukça önemli. Piyasalar tarafından takip ediliyor. Saat 17'de Amerika tarafından gelecek veri takip edilecek. Ağustos ayı iş olanakları verisi de Türkiye saatiyle saat 17'de takip edilecek olan diğer veriler. Evet, şimdi gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntısına göz atarak devam edeceğiz.
Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için ilettiği notta tüm temel başlıklarda gerçekçi, uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler beklediklerini ifade etti. Şimdi ayrıntısını izleyelim. Bu yıl 7.'si düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye ana temasıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye ilettiği mesajda, Cumhuriyet'in 100. yılında daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle çıktıkları yolda durmadan yürüdüklerini vurguladı. Türkiye 100 yılının yol haritası mahiyetinde olan orta vadeli programı Eylül ayı başında kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaştıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı, büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı, finansal istikrardan beşeri sermaye ve istihdama, yeşil ve dijital dönüşümden, afet yönetimine, kamu maliyesinden iş ve yatırım ortamına kadar tüm temel başlıklarda gerçekçi, uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler belirlediklerini kaydetti. Erdoğan notunda, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyüme ile istihdamı arttırmayı ve enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bu anlayışla bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirdi. Doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmeyi planladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz dedi. Ve Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop açılışın ardından EkoTürk'e değerlendirmelerde bulunarak yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye temasıyla başladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop gerçekleştirdi. Öztop açılış konuşmasının ardından EkoTürk'e özel değerlendirmesinde yeni yatırımcıların özellikle finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri gerektiğine değindi. Çok ciddi bir sorumluluk da aslında bize yüklüyor. Yani bu kadar 7.8 milyon, toplamda ise 11 milyon yatırımcı var. Kolektif ve bireysel. Bu bize malum ciddi bir sorumluluk getiriyor. Bizim burada sermaye piyasası okuryazarlığını arttırmamız gerekiyor. Tabii ki burada özellikle yatırımcı kendi profilini iyi anlaması lazım. Ne kadarlık bir miktarı bu işe ayırabilirim? Sonuçta günlük harcamalarından ziyade tasarruflarının bir kısmını burada değerlendirmesi gerekiyor. Getiri olduğu kadar risk de var. Dolayısıyla buradayım. Gerek vade yapısı, gerek ürün çeşitliği önemli bir şey. Burada vade yapısı da önemli. Yani belli bir çok kısa vadeli olan yatırımlardan ziyade orta uzun vadeli yatırımlar hem bu Türkiye için geçerli hem dünyada da bu ispatlanmış vaziyette. Dolayısıyla yatırımcılara ben önce profillerini belirlemeleri gerekiyor bir. İkincisi malum burada bir ürün çeşitliğine gitmeleri gerekiyor. İki, bilgiyi mümkün mertebe aracı kurumlarımızdan, portföy yönetim şirketlerinden ve bunların profesyonellerinden almaları gerekiyor. Üç, bununla ilgili o web sitelerini gezmeleri gerekiyor. Dört, burada sonuçta sosyal medyada bir nebze almış oldukları duyumlar pek bunlara itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz. Eğer bu konularla pek aşina olmayan ve finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcılarımızı ise özellikle bizim portföy yönetim şirketlerimizin profesyonellerce yönetilen yatırım fonlarını satın almalarını, yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası Eylül ayı imalat satın alma yöneticileri endeksini yayımladı. Ağustos'ta 49 olan ISO imalat PMI Eylül'de 49,6 oldu. Ilımlı bir yükseliş olsa da endekste hala 50 seviyesinin altında kalmasına gerekçe olarak zayıf piyasa koşulları olduğu belirtildi. İstanbul Sanayi Odası İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de 49,6 değerini aldı. Endeks Ağustos'ta 49'la 2023 yılın en düşük seviyesini görmüştü. Temmuz ayında da endeks 50 değerinin altında kalmıştı. Endekste 50'nin üstündeki değerler büyümeye işaret ederken bu eşik değerin altı daralma sinyali olarak değerlendiriliyor. Endeks verilerinde imalat sektörünün performansının 3. çeyrek boyunca zayıflama kaydettiği görüldü. Üretim üst üste 3 ay yavaşlamakla
olmakla birlikte bu yavaşlama ılımlı düzeyde ve bir önceki anket dönemine göre düşük oranda kaydedildi. Üretimin ivme kaybettiği firmalar bu durumu genellikle zayıf piyasa koşullarına ve yeni siparişlerdeki azalmaya bağladı. Öte yandan bazı firmalar ay içerisinde talebin dirençli kaldığını belirtti. Hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri Eylül ayında azalmaya devam etti. Ancak düşüşler Ağustos ayına göre daha düşük bir hızda gerçekleşti. Anket katılımcılarından gelen değerlendirmelerin ortak noktası fiyat baskılarının müşteri talebini sınırlandırması oldu. Liradaki değer kayıplarına bağlı olarak girdi maliyetleri 3. çeyrek sonunda keskin artışını sürdürdü. Ancak enflasyon oranı Ağustos ayına göre oldukça yavaşladı ve Mayıs'tan bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti. Buna bağlı olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu da bir önceki anket dönemine kıyasla belirgin bir şekilde azaldı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Eylül ayı raporuna göre takip edilen 10 sektörden yalnızca gıda ürünlerinde üretim artışı görüldü. Bu sektöründe üretim hacmi üst üste 2 ay genişlerken büyüme hızı Ağustos ayına göre değişim göstermedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. Biden konuya ilişkin açıklamasında en başından bu duruma düşmemeliydik dedi. Amerika Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılının bitimine bir saatten az kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak tasarıyı imzaladı. Böylece hükümetin kapanmasının önüne geçildi. Biden tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek bir krizin önlenmesi için oy kullandığını belirtti. Onaylanan tasarının muvazzaf askerlere ödeme yapılmaya devam edilmesini, yolcuların havaalanındaki gecikmelerinden kurtulmasını, milyonlarca kadın ve çocuğun hayati önem taşıyan beslenme yardımına erişmeye devam etmesini ve çok daha fazlasını güvence altına aldığını vurgulayan Biden, bunun Amerikalılar için iyi bir haber olduğunu belirtti. Biden, en başından bu duruma düşülmemesi gerektiğini vurgularken, Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen da yazılı açıklamasında, hükümetin pervasız ve gereksiz kapanmasını önlemek için harekete geçmesi nedeniyle Kongre'yi alkışladıklarını belirtti. Euro bölgesinde Temmuz'da %6,5 olan işsizlik oranı Ağustos ayında %6,4'e geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Verilere göre Avrupa Birliği'nde Temmuz ayında %6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustos'ta %5,9 oldu. Euro bölgesinde Temmuz'da %6,5 olan işsizlik oranı da Ağustos'ta %6,4'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın Ağustos ayında Euro bölgesinde %6,7 ve Avrupa Birliği'nde ise %6,1 olarak belirlenmişti. Avrupa Birliği uyumlu verilerde işsizlik oranı Ağustos'ta İspanya'da %11,5, Yunanistan'da %10,9, İsveç ve Estonya'da %7,6, İtalya ve Fransa'da %7,3 oldu. Avrupa Birliği'nde işsiz sayısı Ağustos'ta 12.837.000 olurken bunun 10.856.000'i Euro bölgesinde yer aldı. Ağustos'ta 25 yaş altı genç işsiz sayısı Avrupa Birliği'nde 2.687.000, Euro bölgesinde 2.194.000 olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı Avrupa Birliği'nde %14 ve Euro bölgesinde %13,8 olarak ölçüldü. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, üye ülkelerin önemli bir bölümünde ortalama gelirde eşitsizliğin büyüdüğünü tespit etti. Büyüme, metropol bölgelerde kırsaldan ortalama %32 daha yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün bölgesel görünüm raporuna göre son 20 yılda düşük gelirli ekonomilerdeki yüksek büyüme performanslarına bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla seviyeleri OECD ekonomileri arasında birbirine yakınlaştı. Buna rağmen ilgili verilerin olduğu 27 OECD ülkesinden 15'inde metropol ve kırsalda gelir eşitsizliği büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla metropol bölgelerde kırsaldan ortalama %32 daha yüksek seviyeye ulaştı. Şehirler büyümeye ve kalifiye çalışanları çekmeye devam ettikçe diğer bölgelerde çalışan sayısı ve nüfus daraldı. Bölgeler arasındaki söz konusu kalıcı eşitsizliklerin giderilmesi içinse
özel tasarlanmış politikalara ve kurumsal adımlara ihtiyaç duyuluyor. OECD Genel Sekreteri Matthias Korman, rapora ilişkin değerlendirmesinde, bu durum büyük ölçüde işçiler ve işletmeler için daha az fırsata erişimle açıklanıyor. Geri kalmış bölgelerde büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olmak için politika çerçeveleri kalıcı eşitsizlikleri ele almalı, kamu hizmetlerine ve altyapıya erişimi iyileştirmeli, üretkenliği ve rekabet gücünü arttırmalı ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın 2023 yılı başında enflasyonu %5'e düşürmesi hedefine yaklaşılıyor. Sunak ülkesinin enflasyonda iyi ilerleme kaydettiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, muhafazakarların yıllık konferansı öncesinde ülkede yaşanan enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. BBC'ye konuşan Sunak, enflasyon insanları daha yoksul hissettiriyor. Enflasyonu ne kadar çabuk düşürürsek o kadar iyi. Bu yüzden doğru öncelik bu ve iyi bir ilerleme kaydediyoruz ifadelerini kullandı. Artan enerji maliyetleri son dönemde ülkelerin enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü olacağı yönündeydi. Ancak İngiltere'de Ağustos ayında yıllık enflasyon %7 olan beklentilerin altında kalarak %6.7 olarak kaydedildi. Temmuz ayında ülkede enflasyonun piyasa tahminlerine göre %7 olması beklenirken %6.8 olarak kaydedilmişti. Öte yandan Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0.3 artmış olsa da beklentiler %0.7 artış kaydetmesi yönündeydi. Beklentilerin altında artış gösteren enflasyonun İngiltere Başbakanı Sunak'ın yılbaşında ortaya koyduğu 5 temel vaadinden biri olan enflasyonu %5'e düşürme hedefine yaklaştığı görülüyor. Değerli izleyiciler, S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'de yeni ekonomi yönetimiyle ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının çok yakından takip edildiğini söyledi. Ekonomik politikalarda önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla uygulanabilir politikalara geçildiğini görüyoruz. Yeni gelen ekonomi yönetimi öyle adımlar atıyor ki özellikle de yumuşak iniş senaryosu üzerine çalışıyorlar. Belki de dolar-TL kurunu stabilize etmeleri gerekiyor. Gerçekten de süreç zorlu olacak ifadelerini kullanan Gir, enflasyon hedeflerinin de daha gerçekçi hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl 7.si düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne gönderdiği mesajda son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme ve ticaretten fiyat istikrarına, finansal istikrardan beşeri sermaye ve istihdama, yeşil ve dijital dönüşümden afet yönetimine, kamu maliyesinden iş ve yatırım ortamına kadar tüm temel başlıklarda gerçekçi, uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler belirlediklerini kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2022 yılında 44 şirketin halka arzını tamamladıktan sonra 2023 yılında bugüne kadar da 34 şirketin halka arzının tamamlandığını açıkladı. Gönül, 2022 yılında yaklaşık 23 milyar TL, 2023 yılında da yaklaşık 47,2 milyar TL şirketlerimize borsamız yoluyla kaynak sağladık diye konuştu. Borsa İstanbul'da sayıları 8 milyona dayanan yatırımcıları da uyaran Gönül, yatırımcılar sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odalarına karşı dikkatli olmalı ve buralardan uzak durmalıdır. TÜYO ve DUYUM adı altında menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmemelidir dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Erkan'ın sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı faiz ve kur korumalı mevduat uygulamasına ilişkin kararların yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın komisyona Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi planlanan Merkez Bankası'na ilişkin yasal ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi planlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Ağustos ayına ait inşaat harcamaları verisini açıkladı. Buna göre ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,5 artarak 1 trilyon 983 milyar dolar oldu. Kamu inşaat harcamaları Ağustos'ta %0,6 ve özel sektör inşaat harcamaları %0,5 arttı. İnşaat harcamaları Ağustos'ta yıllık bazda da %7,4'lük artış kaydetti. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Aranın ardından ekonomi gazetelerine yansıyan haberleri paylaşacağız. Sonrasında da gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza ekonomist Zafer Özcivan eşlik edecek. Ekotürk'ten tekrar günaydın değerli izleyiciler. Şimdi ise ekonomi gazetelerine yansıyan haberlere bakacağız hep birlikte. Buyurunuz, ilk başlık: Reskont kredisi ihracatta destek niteliğini yitirdi. Haberin ayrıntısı şöyle yansımış. Politika faizinin %30'a yükseltilmesinin ardından TL reskont kredilerinin dönem sonu faiz maliyeti %45'e ulaşarak ticari kredi seviyesine yakınsadı. İhracatçı firmalara uygun maliyetli finansman desteği sağlanması amacıyla kullandırılan reskont kredileri geldiğinde maliyet seviyesiyle destek niteliğini kaybetti. Politika faizi artı 1 puanla reskont edilerek verilen TL kredilerinin dönem sonu fiili maliyeti son faiz artışıyla birlikte %45'e ulaştı ve 22 Eylül haftası itibariyle uygulanan %42-43 bandındaki ticari kredi faizinin üzerine çıktı. İhracatçılar kredi maliyetinin yeniden teşvik sayılabilecek bir düzeye indirilmesini talep ediyor. TİM'in uygulanacak faizin politika faizinin altında bir oranı çekilmesi yönündeki talebini Merkez Bankası'na iletti ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi deniyor haberin ayrıntısında. Devam ediyoruz. Sırada tüyolara değil tablolara bakın başlıklı haber var. SPK Başkanı Gönül Borsa yatırımcılarını uyardı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul'da sayıları 8 milyona dayanan yatırımcıları uyardı. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Gönül, sosyal medya dolandırıcılığının çağın en önemli problemi olduğuna dikkat çekerek, yatırımcılar tüyo ve duyumlara itibar etmemeli, finansal tabloları incelemeli, gerekiyorsa profesyonel destek almalıdır. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ömer Çelik de Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülkelerde sermaye piyasalarının gelişmeye en açık sektörlerin başında geldiğini vurguladı. Çelik bu çerçevede sermaye piyasalarının paydaşlarına önemli görevler düşüyor açıklamasını yaptı. Tüyolara değil tablolara bakın başlıklı haberin ayrıntısında. Ve borsadaki şirket sayısı 522 oldu diğer bir başlık. TSPB Başkanı İbrahim Öztop halka arzları olan ilgiye paralel olarak yatırımcı sayısının hızla arttığını dikkat çekti. Pay piyasalarımıza yatırım yapanların yarısının portföyünün 10.000 TL'nin altında olduğunu görüyoruz açıklamasında bulundu. Ve sanayicinin enerjisi tükendi. %20'lik doğalgaz ve elektrik zamları ihracat pazarında kayba yol açacak. Yılın son çeyreğine girerken sanayide kullanılan doğalgaza ve elektriğe yapılan %20 zam büyük tepki yarattı. İşlerin durgun, kapasitelerin zayıf, ihracatın da düşük seyrettiği bu dönemde yapılan zamların işletmelerin tüm maliyet hesabını bozduğunu kaydeden sektör temsilcileri bu durumun ihracat kaybını hızlandıracağı gibi bazı tesislerin de kapanmasına yol açacağı uyarısında bulundu. Bu haberde sanayicinin enerjisi tükendi başlığıyla yer almış Ekonomi Gazetesi'nde. Devam ediyoruz. Kira davalarında ara bulucuya başvuru sayısı 24.925. Adalet Bakanı Tunç soruları yanıtlamış.
Ve şöyle yansımış bu haber başlığı da 1 Eylül'den itibaren arabulucuya başvuru sayısı kira davalarında 24.925 oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç'un açıklamaları şu şekilde yansımış değerli izleyiciler. Kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den bu yana zorunlu hale getirilen arabuluculukla ilgili verilerin sorulması üzerine 2018'den bu yana bazı davalarda zorunlu uygulanan arabuluculuk sisteminin 1 Eylül'den itibaren de kira, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuculuk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar, tarımsal hizmet sözleşmesinden doğan davalar için zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Son günlerde kira uyuşmazlıkları ile ilgili hususların gündemi daha çok işgal ettiğini dile getiren Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde yansımış, hemen ayrıntıları aktararak devam edelim. 1 Eylül'den itibaren arabulucuya başvuru sayısı kira davalarında 24.925, sonuçlanan anlaşma sayısı 1903, açılan dava sayısı, yani anlaşamadıkları için dava açan sayısı 1682. Şu anda süreç devam ediyor. Bu 24.925'in ne kadarı anlaşmayla sonuçlanacak onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama anlaşma sayısının anlaşmama sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar kiracı ve kiralayanın arabulucuda çoğunlukla anlaşabileceğini gösteriyor. 1903 kişi mahkemeye gitmeden kiracı ve kiralayan belki uzun süren yargılamalarda yıpranmadan uzlaşarak dostane şekilde barışçıl yöntemle haklarına kavuşmuş oluyorlar. Bu da önemli. Net sayıları, özellikle bu 24.925'in bir ayda başvuran bu sayının ne kadarının anlaşmayla sonuçlandığını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de daha net göreceğiz demiş Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu şekilde yansımış açıklamaları Ekonomi Gazetesi'ne. Devam edelim. Meclis ekonomi gündemiyle çalışmalarına başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün sunum yapacak. Çalışmalarına bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda sunumuyla başlayacak meclis çalışmalarına. Ve 2024 bütçesi seçim vaatleriyle orta vadeli programda yer alan bazı yapısal reformlar için yasal düzenlemeler meclise gelecek. Bugün Hafize Gaye Erkan'ın sunumu da merakla bekleniyor. Meclisin ekonomi ağırlıklı gündemi bugün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Plan Bütçe Komisyonu'nu da yapacağı sunumla başlayacak. Erkan'ın bankanın faaliyetleri, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikalarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Erkan, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine de yanıt verecek. Hazırlıkları devam eden 2024 yılı bütçesi anayasa gereği 17 Ekim'e kadar meclise sunulacak. Bütçenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Plan Bütçe Komisyonu'na sunumunun yapılmasının ardından bakanlıklar ve kurumların bütçelerinin görüşmelerine Kasım ayında başlanacak ve Aralık ayında 2024 yılı bütçesi meclis süresi tamamlanacak. Hükümet programı ve 12. Kalkınma Planı 2024-2028 dönemini kapsayacak olan 12. Kalkınma Planı bu ay içerisinde meclise sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısı sonrası orta vadeli programın tamamlayıcısı niteliğindeki 12. Kalkınma Planı ve hükümet programını yakında milletin ve iş dünyasının takdirine sunacaklarını açıklamıştı. 12. Kalkınma Planı meclise geldiğinde önce Plan Bütçe Komisyonu, ardından Genel Kurul gündemine alınacak. Emekli aylıklarında iyileştirme bekleniyor. Hemen diğer bir başlığın ayrıntısıyla devam edelim. 16 milyona yakın emeklilerin yakından takip ettiği emekli aylıklarının iyileştirilmesi konusunda ise halen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma yürütüyor. Bütçe imkanları dikkate alınarak yapılacak iyileştirmenin zamanlaması henüz netleşmemekle birlikte 2024 yılı ağır basıyor. Emekli aylıklarında artış için seyyanen ödeme, yüksek oranlı zam gibi farklı formüller üzerinde duruluyor ve öte yandan Cumhuriyet'in 100. yılı için emeklilere 5.000 lira ikramiye verilmesi konusu da gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylıklarında enflasyonun üzerinde bir iyileştirme ya da ikramiye verilmesi şeklinde atılacak adımlar da yasa gerektiriyor. Meclisin 1 Ekim'de gerçekleştirilen açılış sesyonunda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeye ilişkin soruya Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tüm gerekenleri söylediğini belirterek yılbaşından önce zam müjdesi olur mu sorusuna inşallah yanıtını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı konuda Cumhurbaşkanlığı hükümetinin çok yönlü bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek zannediyorum kısa sürede sonuç verir açıklamasını yaptı. Ve seçim vaatleri torba yasayla gelecek. Orta vadeli programda yer alan yapısal reforma yönelik hazırlıklar sürerken yasal düzenleme gerektirenlerin büyük bir bölümünün yeni yıla kadar meclisten geçirilmesi planlanıyor. Seçim vaatlerinde yer alacağı bir torba yasa teklifinin Ekim ayının sonlarına doğru meclise sunulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve meclise yasa teklifi olarak sunulacağını son kabine toplantısında açıkladı. Aile ve Gençlik Bankası ile eğitim, istihdam, evlilik ve çocuk bakımı konusunda yeni destekler verilmesi öngörülüyor. Önemli bir haber ayrıntılarıyla paylaştık değerli izleyiciler sizlerle Ekonomi Gazetesi'nde yer alan. Devam ediyoruz. İmalat PMI Eylül'de eşik değerin altında. İSO Türkiye İmalat PMI 49.6 ölçüldü. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de 49,6 olarak gerçekleşti. İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Eylül ayı sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre Ağustos 2023'te 49 olan manşet PMI Eylül'de 49,6'ya yükseldi ve imalat sektörünün performansında ılımlı düzeyde bir yavaşlamaya işaret etti. Söz konusu veri faaliyet koşullarında yatay seyre yaklaşıldığını gösterdi. Üretimin ivme kaybettiği firmalar bu durumu genellikle zayıf piyasa koşullarına ve yeni siparişlerdeki azalmaya bağladı. Öte yandan bazı firmalar ay içerisinde talebin dirençli kaldığını belirtti. Girdi maliyetleri enflasyonunda keskin yavaşlama. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Eylül ayı raporuna göre takip edilen 10 sektörden yalnızca gıda ürünlerinde üretim artışı görüldü. Eylül ayında girdi maliyetleri enflasyonu sektörler genelinde keskin bir yavaşlama sergiledi ve en düşük oranlı artış ana metallerde gerçekleşirken en yüksek enflasyon metalik olmayan mineral ürünlerinde kaydedildi. Devam edelim sıradaki haber. Petrolün 2024'te 70 dolar seviyelerine gerilemesini bekliyor. Ayrıntısını hemen aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Bankası Citigroup'a göre Brent ham petrolü küresel piyasanın yeniden arz fazlasına dönmesiyle birlikte gelecek yıl varil başına 70 dolar seviyelerine gerilecek. Ed Morse'un aralarında bulunduğu analistler çeyrek dönemlik raporda bu değişimin piyasaya daha fazla petrol girmesini yansıttığını söyledi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yarınki OPEC Plus toplantısı öncesinde 91,33 dolar dolayında işlem görüyor. Reuters'ın 4 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre mevcut üretim politikasında değişiklik yapılması beklenmiyor. Altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Hemen diğer bir haberle devam ediyoruz. Spot altının ons fiyatı Fed'in faiz artırımına devam edeceği beklentileriyle Amerikan dolarının kur sepeti karşısında 10 ayın en yüksek seviyesine çıkması, ABD hazine tahvil getirilerinin 16 yılın zirvesine yükselmesinin etkisiyle 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın dün en son Mart'ta gördüğü 1842,84 dolar seviyesini test etti. Spot piyasada altın Haziran 2021'den bu yana en kötü haftasını tamamlarken hedge fonları Cuma günü altın fiyatlarına ilişkin pozisyonların 5 haftanın en düşük seviyesini düşürmüştü. Küresel faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle ABD'den Almanya ve Japonya'ya kadar tahvil getirilerindeki yükseliş değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor. Finans piyasaları ABD'de hükümetin kapatılmasının önüne geçilmesi ve hükümetin 17 Kasım'a kadar görevde kalması için uzlaşma sağlanmasının ardından rahat bir nefes aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan veriye göre ISM İmalat Endeksi Eylül'de 49'a yükselerek tahminlerin üzerine gerçekleşti. Bu durum imalat sektöründe en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Ayrıntılarıyla aktarmış olduk. Ve son haber OECD bölgesel eşitsizlik artıyor diyor haberinde. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ülkelerin
Önemli bir bölümünde metropol ve kırsal bölgelerdeki ortalama gelirde eşitsizlik büyüyor. OECD tarafından dün yayınlanan bölgesel görünüm raporuna göre son 20 yılda düşük gelirli ekonomilerdeki yüksek büyüme performansına bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla seviyeleri OECD ekonomileri arasında birbirine yaklaştı. Ancak buna rağmen ilgili verilerin olduğu 27 OECD ülkesinden 15'inde metropol ve kırsalda gelir eşitsizliği büyüdü. Bakalım ayrıntısına. OECD'nin bölgesel görünüm 2023 eşitsizlikler raporunda dikkat çekenler olarak verilmiş bu haber. Yüksek gelir, artan eşitsizlik. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın OECD ortalamasının üzerinde olduğu bazı ülkelerde Belçika, Danimarka, Fransa, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri dahil bölgesel eşitsizliklerin arttığı görüldü. Artan gelir, artan eşitsizlikle Doğu Avrupa'daki hızlı büyüyen birçok OECD ülkesine dahil olmak üzere OECD'nin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ortalamasını yakalayan birçok ülkede bölgesel eşitsizliklerin arttığı görülmüş. Yüksek gelir, daha düşük eşitsizlik. Finlandiya, Norveç, Almanya, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu ülkeler. Bölgeler arasında farklılıklar daralırken kişi başına düşen yüksek gayri safi yurt içi hasılayı sürdürmenin mümkün olduğunu gösterdi diyor OECD'nin bölgesel görünüm raporunda dikkat çeken. Diğer bir başlık da düşük büyüme, daha düşük eşitsizlik olarak verilmiş. Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde zayıf genel ekonomik performans bağlamında bölgesel eşitsizlikler görüldü. OECD Genel Sekreteri Mathis Korman'a göre gelir eşitsizliğindeki büyüme işçiler ve işletmeler için daha az fırsat anlamına geliyor ve çözüm kamu hizmetlerine ve altyapı erişimin iyileştirilmesi, üretkenlik ve rekabet gücünün arttırılmasından geçiyor demiş. Bu eşitsizliğe çözüm açıklaması da yer almış haberin ayrıntısında. 15 OECD ülkeleri arasında bölgesel eşitsizliğin arttığı ülkelerde ayrıntılarıyla yer almış haberde. Evet, bugün ekonomi gazetelerine yansıyan haberler böyleydi değerli izleyiciler. Şimdi tüm bu haberleri ve bugün neler yaşanacak genel bir değerlendirme yapacağız. Birazdan yayınımıza ekonomist Zafer Özcivan eşlik edecek. Evet, gündemi değerlendireceğiz değerli izleyiciler. Ekonomist Zafer Özcivan yayınımıza eşlik edecek. Zafer Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Öykü Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bugün saat 10'da enflasyon verisini karşılayacağız. Güne sizin beklentilerinizi öğrenerek başlayalım o zaman. Enflasyon beklentiniz nedir? Teşekkür ederim. Öncelikle şu Ankara'daki olayı lanetle kınıyorum. Ölen veteriner kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek sözlerime başlayayım. Şimdi bugün enflasyon oranı açıklanacak. Benim en iyimser beklentim %5 civarında artması. Yani 58,5 idi bundan önceki enflasyon oranı. 64-63,5 civarında bir oran bekliyorum. Biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verileri açıklandı. Buna göre aylık 6.49, yıllık 74 olarak açıklandı. Tabii İstanbul'un farklıdır. Değişik bölgelerimizin farklıdır. Ama enflasyon 64-65 civarında geleceğini tahmin ediyorum. Neden böyle tahmin ediyorum? İşte bu elektrik ve doğalgaz zamları, sanayiye yapılan %20'lik elektrik ve doğalgaz zamları, ay içinde akaryakıta gelen zamlar, dolayısıyla bunun
%5 civarında artacağını tahmin ediyorum. Genel olarak. TÜFE'nin de, ÜFE'nin de bunun, ÜFE farkındaysanız geçen ay TÜFE'den biraz daha düşük geldi. Bunu ben yorumlarımda, yazılarımda da belirttim. Yani bir üretim işletmelerinin gelecek kaygısıyla zahiri zam yaptıklarını yorumlamıştım. Aynı şekilde devam ediyor tahminim. Düşüncelerim aynı şekilde devam ediyor. Bu ay tahmin ediyorum düzelecektir bu. Yani eşit seviyeye gelecektir. Aynı seviye demeyelim de makul seviyeye gelecektir ÜFE enflasyonu da. Tabii ENAG'ın enflasyon oranları ayrı nasıl hesaplanıyor bilmiyorum ama TÜİK biliyorsunuz 400 ile 450 ürün sepetinden yaptığı araştırmaların sonuçlarıyla yayınlanıyor bu bilgiler. Evet, şimdi yine bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunum yapacak ve toplantının ana başlığının enflasyon olacağı tahmin edilirken uygulanan para politikasının da tartışılacağı öngörülüyor. Siz Erkan'ın sunumunda hangi konulara değinmesini bekliyorsunuz? Tabii ayrıca Erkan daha önceki açıklamalarında bazı sorulara cevap vermeyi tercih etmemişti. Buradan baktığımızda Erkan'ın göreve geldiği günden bu yana iletişim eksikliği noktasında eleştirilmesini doğru buluyor musunuz? Evet, doğru buluyorum. Gaye Erkan çok önemli bir görevde içinde bulunduğumuz ortamda. Neden önemli görevde? Çünkü düşük faiz, yüksek kur politikasından vazgeçilerek faizlerin yükseltilmesi gündeme geldi. Biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek bundan sonra rasyonel politikaları izleyeceğiz dedi. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımız zaman güven verici buluyorum ben. Ama Hafize Gaye Erkan'ı da biraz daha sık açıklama beklerdim. Gelmedi ondan. Bugünkü sunumunda da baz alacağı konu enflasyon ve para politikası belirttiğiniz gibi. Enflasyonun önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği veya nasıl seyretmesi gerektiği şeklinde olacak. Ben tahmin ediyorum 2024'ün ikinci yarısından önce enflasyonda düşük kaydedilmeyecek. Neden kaydedilmeyecek? Önümüzdeki Mart ayında bir seçim var. Tabii seçim ekonomisi ister istemez uygulanacak. Bundan sonra ancak baz etkisi ile falan düşme olursa politika faizleri de yükselmeye devam eder tahmin ediyorum. Bundan sonra politika faizleri de yükselmeye devam eder. Önümüzdeki yaklaşık 8 aylık dönemde enflasyon da bir yere gelirse bir yerde çakışacak demektir politika faiziyle enflasyon oranı. Ondan sonra yavaş yavaş kendi olması gereken yerlere gelecektir enflasyon ve politika faizi. Biliyorsunuz reeskont kredilerinin ihracatçıların pek işine yaramadığından bir serzeniş var ihracatçılar tarafından. Bunlar da çok önemli. Artı ticari kur korumalıdan vazgeçilme politikasından dolayı mevduat faizleri epeyce bir yükseldi. %50, 51, 52'lere kadar yükseldi. Ha, bu yeterli mi? Yeterli değil. Neden yeterli değil? Reel faiz hala eksi de olduğu için yeterli değil. Enflasyonun %60 olduğu bir ortamda %50 faiz yetmez. Yani enflasyonla politika faizi aynı olması lazım veya politika faizinin birkaç puan üzerinde olması lazım enflasyon oranının ki tasarrufçuları Türk lirasına yönlendirebilelim. Hafize Hanım'ın bugün yapacağı sunumun bir konusu da liralaşma doğrultusunda olacaktır. Biliyorsunuz Merkez Bankası diğer bankalara kur korumalı mevduata sona erdirmesi için müşterilerini ikna etmesi şeklinde bir telkinde bulundu. Şöyle ki artık döviz hesaplarından vazgeçip TL hesaplarına dönelim, gizli faiz verin gibi açık söylemek gerekirse. Yani tatmin edici bir faiz verin şeklinde. Önümüzdeki günlerde bunu daha net görebileceğiz. Çünkü hesapların değişimi, hesapların başka bir yerlere birman olması şeklinde istatistiklere bakacağız. Bunlar daha net yorumlanacak. Ancak dolarizasyonun önlenmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Az da olsa, çok da olsa zamana ihtiyacımız var. Çünkü orta ve uzun vadeli plan yapılamıyor şu anda.
Yani önünü göremiyor iş adamları, özellikle önünü göremiyor. İhracatçılar döviz yüksekliğinden biraz memnun oldu ama bu reeskont kredilerin yükselmesinden dolayı serzenişteler haklı olarak. Önümüzdeki günlerde bu açıklamalardan sonra bugün enflasyon oranı da açıklanacak. Merkez Bankası Başkanımız da açıklamalar yapacak. Onları merakla dinleyeceğiz, yorumlayacağız. Ondan sonra önümüz biraz daha belirginleşecek demektir. Ben her zaman tekrarladığım gibi Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Hafize Gaye Erkan ikilisine güveniyorum. Büyük bir yanlışlığın döndükleri için. Bundan sonra bir de Standard Poor's bizim kredi notumuzu yükseltti. Artı bir ışık da gözüktü. Merkez Bankası rezervlerimizin yükselmesi durumunda görünümüzün pozitife dönüşebileceği yolunda bir açıklamalar yaptı. Bu bizim en başta kendi vatandaşlarımızın, bizlerin ekonomimize olan güveni arttıracaktır. Artı daha da önemlisi ve en önemlisi dış yatırımcıların ülkemize gelmesini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü yatırımcılar bu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını, yani Standard Poor's, Moody's, Fitch gibi kredi derecelendirme kurumunun verdikleri puanlara bakarak herhangi bir ülkeye yatırım yapma kararı alıyorlar. Dolayısıyla bu Standard Poor's'un bize verdiği not son derece önemli. Son derece önemli. Önümüzdeki günler iyi olacak diye ümit etmek istiyorum ben. Peki, şimdi dün sermaye piyasaları kongresi başladı ve önemli konu başlıklarına değinildi. İlk olarak 2022 yılında şirketlere borsa yoluyla yaklaşık 23 milyar TL kaynak sağlanırken bu rakamın 2023 yılında yaklaşık 47,2 milyar TL'ye çıktığına değinildi. Bu artışı nasıl yorumluyorsunuz? Bu artış gayet güzel. Neden güzel? Borsada şimdi... Borsayı şu şekilde yorumlayalım, şöyle diyebiliriz. Borsa riskli bir yatırım aracı. Yani şöyle riskli bir yatırım aracı. Bilançoları veya finansal tabloları çok iyi değerlendirmek, çok iyi okumak gerekir. Gelen haberlerden ziyade veya gelen tavsiyelerden ziyade bilinçli olarak yatırım yapmak gerekir borsaya. Bilançoları iyi okumak gerekir. Özellikle hani şu anda döviz yüksek. İhracatçı firmalara yatırım yapmak gerekir kanımca. Bunlar bir tavsiye niteliğinde değildir, sadece yorumdur. Borsaya bu 47,2 milyar lira destek sağlanması olumlu gelecektir. Önümüzdeki günlerde borsada yükseleceği umudundayım. Peki, evet. Peki Zafer Özcivan, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeniz için. Sağ olun. Rica ederim Öykü Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, sabah ekranını bu sabah içinde noktalıyoruz. Birazdan Piyasa Yönü programında Harika Ertunç sizlerle birlikte olacak. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.